İşte görüntüleri de görüyorsunuz. Bursa'ya gitti Meral Akşener. Bursa'da baba karşılıyor zaten kapıda. Bursa milletvekilleriyle birlikte Sinan Ateş'in ailesini, annesini, babasını ziyaret etti. Bugün Meral Akşener, İyi Parti'nin genel başkanı. Bugün dikkat çekici de bir haber vardı. Sinan Ateş suikastiyle ilgili olarak. Barış Pehlivan kendi köşesinde yazdı bunu. Bugüne kadar isimlerini çok duymadığımız gözaltına alınan iki ismin Tolgağan Demirbaş'la, yani Milliyetçi Hareket Ülkü Ocakları'nın eski merkez genel merkez yöneticisi Tolgağan Demirbaş'la ilişkisini anlatan bir yazı. Aslında bu organizasyonun nasıl planlı yapıldığının soruşturma dosyasında delillerinin olduğuna ilişkin de bir yazı diyebiliriz buna. Tolgağan Demirbaş'ı hatırlayın. Önce olay sonrasında gözaltına alınıyor ve Olcay Kılavuz'un evinde olduğu için Olcay Kılavuz'un müdahalesiyle serbest bırakıldığı iddia ediliyor. Sonra tekrar gözaltına alınıyor. O gözaltına alındıktan sonra bu arada tabii soruşturma yürüten savcı izne çıkartılıyor. Tolgağan Demirbaş tekrar gözaltına alınıyor ve adli kontrolle serbest bırakılıyor. Üçüncü gözaltısı var. Ondan sonra da tutuklanıyor. Peki nedir özelliği Tolgağan Demirbaş'ın diye baktığımızda bugüne kadar sadece şu kadarını biliyorduk. Tolgağan Demirbaş tetikçinin kaçması için yardımcı oldu iddiası var ortada. Buna ilişkin polisin elinde deliller var. Bu nedenle de gözaltına alındı ve tutuklandı diye biliyorduk. Ama ötesi olduğunu anladık. Nasıl? Şöyle, Tolgağan Demirbaş bundan 8-9 ay evvel bir MİT'çi ile bağlantıya geçmiş. Sinan Ateş'in yerinin tespit edilebilmesi için, evinin tespit edilebilmesi için, adresinin bulunabilmesi için 8-9 ay önce eski bir MİT'çi. MİT'çinin ismi de var, o da gözaltında. Çağlar Zorlu. Peki onu MİT'çi ile tanıştıran kim? Aytaç Ataç. Onun da Ankara'da bilenler bilirler, Gölbaşı, böyle çiftliklerin olduğu bir bölge, hafta sonu evlerinin olduğu bir bölge, çok geniş bir çiftliği olduğu belirtiliyor. Hatırlayın bu suikastla ilgili iddiaları. O iddiaların içinde tetikçilerin erken gelip Ankara'da atış talimi yaptıkları da iddia edilmişti. İşte o çiftlikte tetikçilerin, suikaste karışanların buluştuğuna ilişkin iddialar söz konusu. Bunu destekleyen ifadeler var. Çünkü o çiftliğin sahibi Demirbaş'ın kendisine olay günü çiftliğin boş olup olmadığını, bir gün önce de çiftliğin boş olup olmadığını sorduğunu aktarıyor ifadesinde. Tutuklu şu anda Aytaç Ataç, onun da ismi. Kafeler zinciri olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda MİT'çi Çağlar Zorlu'yla Tolgağan Demirbaş'ı buluşturan isim, tanıştıran isim. Olay günü bu Aytaç Ataç'ın MİT'çi Zorlu'yu telefonla arayarak Sinan Ateş'le ilgili yazışmaları silmesini talep ettiği de belirtiliyor. Üstelik Tolgağan Demirbaş Sinan Ateş'in HTS kayıtlarından ne zaman nerede bulunduğuna ilişkin bilgi de talep ediyor MİT'çiden. Eski bir MİT çalışanı olduğu iddia ediliyor. Ona ilişkin detaylı bir bilgi yok ama o da cezaevinde. Yani 8 aydır süren bir takibin sonunda gelen suikast. Üstelik devlette çalışmış eskiden ya da hali hazırda çalışan bir isimle birlikte planlanmış bir organizasyon gibi görünüyor işin bu tarafında. Şimdi biz neyi biliyorduk? İki özel harekat polisinin İstanbul'dan tetikçiyi getirdiğini biliyorduk. Şimdi bir MİT'çinin Sinan Ateş'in adresinin belirlenmesi, ne zaman nerede yaptığının tespiti, telefon kayıtlarının bildirilmesi konusunda Tolgağan Demirbaş'a bir destek verdiğini görüyoruz burada. Yani işin içinde MİT'çi de var, eski ya da yeni bilmiyorum. Bir, iki özel harekat polisi var. Bunun dışında bilmem kaç yıldır aranan bir adam var. Tetikçi hala kayıp. Yani kafalar karışık. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam iki saat boyunca TRT'de yayındaydı. Karşısında 4-5 de gazeteci vardı. O 4-5 gazeteci 2 saatlik yayın boyunca Türkiye'nin konuştuğu bu meseleyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek soru sormadı. Ama şöyle şeyler soruldu. İşte muhalefet de hep yıkım istiyor değil mi Cumhurbaşkanım gibi sorular soruldu. Ama Sinan Ateş cinayetiyle ilgili hükümetin başındaki isme, Türkiye'de her şeye karar veren isme tek cümle soru sorulmadı. Türkiye seçime giderken Türkiye açısından gerçekten böyle hani utanılacak bir mesele olarak köşeye yazılacak hadiselerden birisi. Şimdi hem bu meseleyle başlayalım hem de biraz siyaset konuşalım istedik. TİP Başkanı Erkan Baş biz de beraber sanıyorum karşımızda, evet, şu anda kendisini ben de gördüm. Hoş geldiniz Erkan Bey.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bu Sinan Ateş cinayetini aktardım. Oradaki soru işaretlerini. Bugün Barış'ın yazdığı mesele de gerçekten çok ciddi. 8 aydır süren bir takip, MİT'çinin orada destek vermesi, özel harekatçıların, tetikçileri İstanbul'dan Ankara'ya pürüzsüz bir şekilde getirilmeleri falan. Ama işte 2 saatlik programda Cumhurbaşkanı bununla ilgili tek kelime etmiyor, tek kelime sorulmuyor. Bir gizem devam ediyor. Yani tabii bu seçime giderken de siyasetçiler açısından endişeli bir durum gibi de görünüyor. Bir değerlendirmenizi almak isterim bu konuda. Sizin söyleyecekleriniz önemli. Yani gazeteciler kısmıyla ilgili ben bir şey söylemeyeyim. Onu ben söyleyeyim. Bir utanç şeyi olarak geçecek diye, hatırası olarak. Ya şimdi bu cinayet ilk işlendiği günden bugüne biz ısrarla ve inatla aynı şeyi söyledik. Yani dünya görüşü olarak, siyasi anlayış açısından en küçük bir yakınlık hissetmiyor oluşumuz zaten kamuoyunun malumudur. Fakat Ankara gibi Türkiye'nin başkenti, önemli bir şehirde böyle bir cinayet işlenebiliyorsa bu mutlaka arkasında bir organizasyonun olduğunu bize düşündürmeli. Yani zaten her cinayet çok önemlidir. İnsan hayatı çok önemlidir ama böyle siyasi kimliği olan ve iktidarın bir parçası olan bir partiye karşı da belirli bir mesafeyle durduğu bilinen söz konusu olduğunda mesele daha karmaşık bir hal alıyor. Daha önemlisi de cinayet işlendikten sonra ortaya çıkan tavırlar ya da tavırsızlıklar. Yani işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin önce hiçbir şey söylemiyor oluşu. İktidar cenahında hani herhangi bir siyasetçi hayatını herhangi bir nedenle kaybettiğinde ne beklenir? İşte bir taziye mesajı yayınlanması beklenir, işte cenazesine katılmak beklenir, konuyla ilgili üzüntü ifade etmek beklenir falan. Yani çok klasik şeyler yapılmadığı andan itibaren bir kere meselenin çok karmaşık olduğu ya da tersten bazı alanlarında gayet sade, açık, bakıldığında görülebilecek netlikte olduğu ortaya çıktı ve biz o gün bugündür aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu cinayetin bütün ayrıntılarıyla açığa çıkartılması, faillerinin bulunması, yayınlanması, destekçilerinin, tertip edenlerin açığa çıkartılması Türkiye açısından önemli bir gündem maddesidir. Yani bunun böyle işte nasıl olsa 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra unutulur, işte ailesinden başka kimse artık hatırlamaz diye geçiştirilebilecek bir şey değil. Belli ki şimdi sizin verdiğiniz bilgiler de onu aslında kuvvetlendiriyor. Bir daha hatırlatmış oldunuz. İçerisinde işte devlet görevlilerinin olduğu, görevdeki polislerin olduğu, işte milletvekillerinin adı geçiyor. Siyasi partilerin kaçakçıları var, yıllarca yakalanmayan, işte tetikçinin tam olarak nasıl geldiği belli değil falan. Gerçekten çok enteresan bir tablo var. Bu da esrar perdesi de yukarıya doğru gidiyor sürekli. Çünkü hükümet de bir açıklama yapmıyor. Yani az önce söylediğim mesele bir espri değil. 2 saat Cumhurbaşkanı bir programda konuşup karşısında gazeteciler varken bu kadar Türkiye'nin konuştuğu bir meseleyle ilgili tek cümle etmez mi? Etmedi gerçekten. Yani çok şaşırtıcı bir durum. Bununla ilgili sorumlu da hissetmiyor yani. Her açıdan cinayet, bakın ben işlenmeden öncesine ilişkin hiçbir şey söylemiyorum ama cinayet haberi kamuoyunun önüne düştüğü andan itibaren siyasetçi kimliğimi bir kenara bırakıyorum. Bir yurttaş olarak böylesi bir olay yaşandıktan sonra ya ne beklersiniz? Yani dediğim gibi bir siyasi partinin tavır almasını beklersiniz. İki bakanlığın, İçişleri Bakanlığı'nın bir şey söylemesini beklersiniz. Ya deyim yerindeyse iktidar ortağı, iki tane partinin genel başkanının konuya ilişkin bir şey söylemesini beklersiniz. Bunların hiçbirisi olmuyor. Artık demek ki ortada gerçekten üzeri örtülmek istenen boyutları var bunun. Bize düşen de bunun üzerinin örtülmesine engel olmaktır. Elimizden gelen bütün çabayı sergilemektir. Gerçekten hani mesele artık böyle bir parti içi ya da ne bileyim iktidar içi bir gerilim, bir komplo, bir cinayet olmanın ötesine geçmiş. Türkiye'nin geleceği açısından kaygıları büyüten bir vakayla karşı karşıyayız. Yani sonuçta sokaktaki yurttaş açısından söylüyorum. Yani Türkiye seçime giderken herkes bir kaygıyla bu seçime doğru gidiyor. Yani işte daha önceki deneyimler maalesef işte 7 Haziran 1 Kasım arası süreçte yaşadıklarımız falan düşünüldüğünde Türkiye'nin böyle istenmeyen, olmasını hiç kimsenin arzulamayacağı, sıradan yurttaşlar açısından söylüyorum, karmaşık cinayetlere gebe olduğuna ilişkin zaten bir kaygı vardı toplumda. Bu olayla beraber aslında bu böyle bir korkulan bir şey olmaktan çıkıp gerçek bir vakaya dönüşmüş oldu.
Dolayısıyla hani toplumu da rahatlatabilmek açısından, insanların geleceğe güvenle bakabilmesi için mutlaka bütün ayrıntılarıyla incelenmesi, soruşturması. İkna edici bir nokta. Şeffaflık olmadı, her yerde bunlar olur Yavuz Bey. Yani ortada bir şeffaflık yoksa, kamu vicdanını rahatlatacak bilgiler verilmiyorsa, şimdi düşünsenize, yani ortada bir cinayet var, biz cinayetin ayrıntılarını gazetecilerin haberlerinden takip etmeye çalışıyoruz. Parça yani, parça. Evet. Gazetecinin işi değil ki cinayeti çözmek. Yani bu konuda işte savcılıkların harekete geçmesi gerekiyor, emniyetin harekete geçmesi gerekiyor. Oradaki savcıların görev değişimleri falan gibi konular var. Yani görevini yapması gereken insanların görevini yapmaması bir yana, orada özel bir takım düzenlemeler yapıldığı falan da kamuoyunun gözleri önünde yaşanan olaylar. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Belli ki iktidar cenahları bu meseleyi unutturmak, üzerine örtmek ya da olabildiğince küçültmeye dönük bir çaba sarf edecekler. Muhalefete düşen de, hepimize düşen de, bu ülkenin geleceğini düşünen tüm yurttaşlara düşen de bütün ayrıntılarıyla bu tablonun net biçimde ortaya çıkartılması için çaba sarf etmektir. Sırf bu olay bile aslında 14 Mayıs diye açıklanan seçimlerin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. O seçime de artık 100 gün kaldı. Yani